Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel bir tavuk göğsü tarifim var. Tarhanalı tavuk göğsü yapacağız. Tarhana paneli daha doğrusu. Daha önce kanalı yeni açtığım zamanlar, açıkçası 2-2,5 yıl önce ben bu tarifi yapmıştım. Kanalımda şu anda mevcut bu tarif. Fakat, lakin sadece çok küçük bir miktar izlendi ve ben bu tarifi herkesin yapmasını istediğim için tekrar güncellemek istedim, tekrar yapmak istedim. Hazır şurada 100 bin aboneye sadece 4-500 kalmışken, 400-500 abone kalmışken bu tarifi güncellemek istedim. Umarım bu sefer hak ettiği beğeniyi ve izlemeyi görür. Şöyle tavuk göğüslerim var, gördüğünüz gibi. Daha doğrusu iç tarafları tavuk göğüslerinin, şu en yumuşak olan yerleri var ya, onlardan böyle parça parça 1 kilo kadar var burada, 800 gram falan, tam 1 kilo da değil. Artı burada un hazırladım, una bulayacağım onları. 2 adet yumurtam var, şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar tarhanam var, suyum var, 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar da kekiğim var burada. Yapımı çok kolay. Yemeğe şöyle yarım saat 40 dakika kala bile yapsanız hazır olacaktır. O yüzden çok öyle büyük vakitler istemeyen bir yemek diyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şurada tarhanamızı hazırlayalım. Hepsini koymayacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar yeterli gelir. Biraz suyla öncelikle tarhanamı güzelce çırpacağım, karıştıracağım. Şuradan hemen baharatlarımızı ekleyebilirim bu aşamada. Yumurtalarımızı da ekleyelim. Hepsini bir çırpalım. Tarhananın kalanını da ilave edeceğim. Biraz suyu fazla kaçtı. Biraz bekleyince çekiyor ama. Şimdi sosumuz hazır. Hemen bir kenarıya alalım. Una, tavuk göğüslerini. Siz de normal tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Onları böyle bu şekilde uzun ince ince şerit şerit doğrayabilirsiniz. Daha sonrasında da bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen şöyle unlayalım ve bir kenarıya alalım bir tabağa. Daha sonra, o arada arzu ederseniz ocağınızı da yakabilirsiniz. Yağınızı koyup ısıtabilirsiniz. Hemen kızarmış yağı tarhana sosumuza bandırıp kızartacağız bu güzellikleri. Ve çok lezzetli, çıtır çıtır güzel bir tavuk olacak gerçekten. Eminim çocuklar çok sevecekler, büyükler de öyle. Evet, tamamdır. Isınmış olan yağımıza, dediğim gibi tarhanalı harcımıza bandırıp yağın içine bırakıyoruz. Biraz kısalım. Birden kızarıp da dış yüzeyi çabuk kızarıyor çünkü. İçleri pişmemezlik yapmasın. Ağır ağır kızarsınlar. Güzelce nar gibi kızardıktan sonra artık tavuklarımızı birer birer şöyle peçete serdiğimiz bir servis tabağına alabiliriz. Tavuklarımızın tamamı kızardılar bile. Hemen alalım şöyle. Ne kadar güzel kızardılar, görüyor musunuz?
Gerçekten harika oluyor. Mutlaka deneyin lütfen bu tarifi. Tarhanalı tavuk mu olurmuş demeyin. Öyle bir lezzet veriyor ki sizlere anlatamam. Hemen yanına çok güzel bir sos da hazırlayalım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurda birazcık tuz ekleyelim, yarım çay kaşığı kadar. Şöyle çay kaşığının ucuyla karabiber ekleyelim. Ben frenk soğanı kurusu kullandım. Sizler sarımsak veya taze soğan da tabii ki kullanabilirsiniz. Yoğurt şöyle bir kaşık daha ekledim. Çok hafif suyla açalım. Benim yoğurdum çünkü biraz süzme yoğurt. %10 yağlı. Evet, hazır bile. Hemen bir kaseye boşalttıktan sonra sunumu hazırlayalım. Ortaya koyalım, ona bandıra bandıra yenilebilir. Evet, mükemmel oldu gerçekten. Dediğim gibi lütfen bu lezzeti deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.